önüne gelen kadınla ilgi, alaka kurabilir mi, kuramaz mı? Kuramaz. Sınırlar var, yasaklar var, haramlar var, günahlar var. Hatta kendi nikahlı bulunduğu helalıyla bile, kendi eşi, kendi zevcesi, kendi karısıyla bile zaman zaman kendisine helal olduğu halde cinsel ilişkide bulunmak, kendi hanımıyla kocasına helal olduğu halde bazı zamanlar haram olur. Sınır var, yasak var. Mesela bir tanesini arz edeyim. Mübarek Bakare suresinin 222. ayetinde Rabbimiz şöyle bir örnek veriyor. Yes'elûneke anil mahîdî. Bakın, gelip peygamberimize soruyorlar. Ya Resulallah, bizim hanımlarımız hayız halinde bulunuyorlar. Ay halinde. Bir yaşa kadar her ay hayız dediğimiz, ay hali dediğimiz bir duruma girerler. En azı 3 gündür, en çoğu 10 gündür Hanefi mezhebine göre. O 10 günlük zaman içerisinde bulundukları özel hale, özel adete ay hali denir. Yes'elûneke anil mahîzi. Sana ay halinden soruyorlar Habibim. Bakın ayet. Ay halinden soruyorlar. Peygamber ne cevap verecek? Allah peygambere ne söylemesini emrederse onu söyleyecek. Peygamber kafasına bir söyleyemez ki. Rabbimiz de buyuruyor ki kul hüve ezen, o bir sıkıntıdır, o sıkıntılı bir haldir, ay hali, adet hali, hayız hali, çok sıkıntılı bir haldir. Ve la tekrabuhunne hatta yethurne, temizleninceye kadar, boy abdesti alıp yıkanıncaya kadar o hanımlarınızla, helalinizle cinsel ilişkide bulunmayın. Yasak. Ya nasıl olur, benim helalim bu, nikahlım bu. Nikahlın ama nikah içinde, sınır içinde sınır koymuş Cenab-ı Hak. Bundan dolayıdır ki ay halinde, ay başı halinde, o hayızlı haldeyken, ay halindeyken bir Müslüman erkek kendi hayızlı hanımıyla asla cinsel alakada bulunamaz. Hatta göbeğinden diz kapağına kadar olan bölgeye çıplak elini dahi süremez. Haramdır. Bak Allah karışıyor. Hadi yap bakayım. Sınır koymuş yani. O özel hallerde, o kadınların özel hallerinde kendi helali olan erkek bile cinsel yaklaşımda bulunamaz. Hatta o yaklaşmaya, cinsi ilişkiye götürebilir diye göbek ile diz kapağının arasını sıkı sıkıya bir elbiseyle, herhangi bir şeyle kapatacak ve çıplak olarak dokunmayacaksın. Yasaklanmıştır. Niye böyle? Çünkü kardeşim, kadınları yaratan Allah'tır. Kadınlar üzerinde hüküm koyan, emir veren, yasak koyan da Allah olması lazım. İşte Ebu Cehil bunu kabul etmiyor. Yok diyor, Allah kadını yaratmaya karışsın, kadınlarla alakalı hükümlere karışmasın. Ay halinde de cinsel ilişki kuralım, İstediğimiz gibi hareket edelim, Allah karışmasın diyor. Siz isterseniz bunun adını laiklik koyun, isterseniz çağdaşlık koyun. Hiç değişmez, Ebu Cehilliktir.